bu zamana kadar seni sürekli engelleyen, senin bir türlü ilerlemene engel olan dil büyüsünden, yani yanlış dil kalıplarından neden kurtulmalısın? Bunu anlatacağım sana. Şimdi tarihte bu zamana kadar sana sürekli sihir çok tehlikeli, büyü çok tehlikeli diye anlatıldı. Ve hani cambaza bak oyunu hesabı, sana büyü dendiği zaman başka şeyler gösterildi. Ve sen hep onlardan korktun. Asıl korkulması gereken, çekinmen gereken, uzak durman gereken dil büyüsü varken sen gittin başka şeylerden korktun. Benim düşmanlarım var, bana büyü yaptılar diye sürekli şüphecilik başladı sende. Neden bu paranoyadan kurtulmalısın? Neden gerçek düşmanını bulman lazım? Bunu anlatmak istiyorum. Bak, bu zamana kadar anlatılan hikayeleri kenara bırak. Ondan daha tehlikelisi dil büyüsü. Peki dil büyüsü nedir? Ve neden çok hızlı bir şekilde dil büyüsünden kurtulmalısın? Bak, şimdi dil büyüsü şu. Bu zamana kadar duyduğun bütün bu negatif dil kalıpları dil büyüsüdür. Sadece bu mu? Değil. Sen bunları duydun 18 yaşına kadar 144 bin ile 455 bin kelime arasında duyduğun yapamazsın cümleleri, işte bunlar dil büyüsüdür. Asıl korkman gereken, asıl uzak durman gereken, asıl kurtulman gereken büyü budur. Dil büyüsüdür. Yani sen tam adım atıyorsun, aklına o cümle geliyor. Yani dil büyüsü. Bu zamana kadar sana yüklenen dil kalıbı. Ve adım atamıyorsun. Engelliyor seni. Senin kafanda kalıplar oluştu. Ve sadece o değil. Bu cümlelerden dolayı kendini de büyülüyorsun. Sürekli dilinle yapamam. Evet. Beceremem. Yapamam. Doğru. Benim matematik öğretmenim bana söylemişti. Matematikte başarılı olamayacağımı söylemişti. O yüzden yapamam. Demen dil büyüsüdür. Veya senin komşun seninle alakalı olumsuz bir cümle söylediyse sürekli sana ve sen de ikna olduysan, inandıysan ve bunu tekrarlıyorsan kendi kendine, işte kendi kendine dil büyüsü yapıyorsun demektir. Dolayısıyla senin kurtulman gereken ve asıl sana zarar veren, asıl tehlikeli olan dil büyüsü ve bu dil büyüsünden çok hızlı bir şekilde kurtulmalısın. Kurtulmazsan peki ne olacak? İşte sen o zaman büyülenmişsindir. Hani derler ya, bu büyülendi. Buna büyü yapıldı. İşte bu o yüzden başarılı olamıyor. O yüzden ilerleyemiyor. Evet, o büyü aslında dil büyüsü. Sana dışarıdan böyle bir şey hazırlanarak yapılan büyüden daha tehlikeli olan dil ile programlaman. İnsanların bu zamana kadar sana söylediği olumsuz cümlelerden negatif etkilenmen. İşte budur asıl tehlikeli büyü. Peki hocam, nasıl bu büyüden kurtulacağım diye soruyorsan, bir kere bu gerçeği kabul etmen lazım. Yani asıl tehlikeli büyünün, yani büyük bir kısmı, %90'lık kısmı dil olduğunu kabul etmen lazım. Bilmen lazım, anlaman lazım, kavraman gerek. Bunu kabul ettiğin zaman, bu gerçeği kabullendiğin zaman o zaman çözümler kendi kendine başlıyor zaten. Çözümler arka arkaya geliyor. Dilin ne kadar tehlikeli olduğunu, dil büyüsünün ne kadar tehlikeli olduğunu bu zamana kadar hep atalarımız söyledi zaten. Veya hadis-i şerifler var. Dil büyüsünün tehlikesini anlatan hadis-i şerifler, susan kurtuldu örneğin. İkincisi, bela insanın diline bağlıdır. Üçüncüsü, ya hayır konuş ya sus. Bunun gibi birçok hadis-i şerif daha var. Sadece bu mu? Hayır. Atasözleri var. Dil söyler saklanır, baş belaya katlanır. Evet arkadaşlar, bu zamana kadar sürekli bunlar söylendi. Atalarımız tarafından veya Peygamberimiz hadis-i şerif olarak bunları söyledi. Yani asıl tehlikenin bu olduğunu, dil kalıplarının insana zarar verdiğini,
insanı etkilediğini bu zamana kadar söylediler zaten. Fakat bizi cambaza bak hesabı başka yere yönlendirdiler. İşte sana kaynanan büyü yapmış. İşte sana komşun büyü yaptı. Filanca senin kuyunu kazdı. Anlatabiliyor muyum? Tarihte baktığınızda bunlarla alakalı atasözleri yok değerli arkadaşlar. Sonradan bize yüklendi. Şüphecilik hastalığına yönlendirdiler. Yani paranoyaya soktular. Dolayısıyla senin asıl çekinmen gereken, uzak durman gereken büyü dil büyüsüdür. Bu dil büyüsünden farkındalık sende arttıkça kurtulabilirsin. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bir kere eline A4 kağıdı alacaksın. Bu zamana kadar sana yüklenen negatif cümleler nelerdir? Bunların tespitini yapacaksın. Yani seni bu zamana kadar hangi cümleler ile büyülediler? Yani sihre soktular. Bunu tespit et. Hangi cümleleri sık sık duydun? Örneğin sen çok öfkelisin cümlesi. Sana söylendi. Sen inandın ve bunu tekrarladın. Evet ben öfkeliyim. Veya senin kimya öğretmenin sana derslerinde başarısız olacağını söyledi sık sık ve sen de kabul ettin. Evet ben derslerde başarısızım dedin. Kabul ettin. Yani iknaya devam ettin. Kendini büyülemeye devam ettin. Veya senin komşun senden adam olmaz dedi. Sen başaramazsın dedi. Ona inandın ve tekrarladın. Veya senin iş arkadaşın sen iş kurma planını ona anlattığında yok sen yapamazsın. Bu iş tutmaz. Sen beceremezsin diyerek seni büyüledi. Ve sen bu cümleleri içinden vesvese yoluyla tekrar tekrar dinledin. Bu tekrarlanan cümleyi kendi kendine de söyledin. İşte dil büyüsü. Bu gerçeği kabul edeceksin. Yani sana ne söylendiyse negatif bunları tespit edeceksin. Sonra bu cümlelerin tersini yazacaksın. Öfkeliysen öfkeliyim dediğinde sakinim yazacaksın. Tersine kendini programlayacaksın. Yani negatif büyüden kurtulmak için tersini söylemen gerekiyor. Ve tekrarlaman gerekiyor. Hani öğretmenler tahtaya seni ceza olarak çıkarttığında bazı cümleleri tekrar tekrar 100 kere yazdırdı değil mi sana? Dedi ki sınıfta bundan sonra uslu duracağım. Bunun gibi tekrarlayacaksın. Olumlu olarak tekrarlayacaksın. Peki bu dil büyülerinden kurtulmazsan ne olur? Hani önünde bir görünmez duvar var. Sen sürekli o duvara çarpar geri dönersin. Yani hedefini görürsün, ulaşmak istersin. Herkes başarır, herkes hedefine ulaşır. Ama sen bir türlü başaramazsın. İşte o görünmez duvar, o görünmez cam, seni engelleyen o ayak bağı büyük bir ihtimalle o dil büyüsü, dil kalıbı. Peki hocam ben bunu tek başına yapamam. Yıllardan beri uğraştım. Çok kitap okudum. Çok seminere gittim. Tek başına olmadı. Evet. Tek başına araba sürmeyi öğrenemiyorsun. Tek başına kitap okuyarak şoför öğretmeni olmadan kamyon sürmeyi öğrenemiyorsun. Bu da bir gerçek. Yani uygulamak gerekiyor. Motivasyondan daha öte disiplin gerekiyor. Bir plan gerekiyor. Yanında bunu tecrübe etmiş yıllardan beri uygulamış uzman şoför öğretmeni gerekiyor. O şoför öğretmeni sana gösterir. Bak bu gaz, bu fren, bu direksiyon. Şimdi sinyal ver sağa dön. Şimdi sinyal ver sola dön. Bunu sana o kişi, o şoför öğretmeni sana söyler. Biz de yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı olduk. Yani bir çeşit şoför öğretmenliği yaptık. Onlara araba nasıl sürülür? Örnek tabii bu. Nasıl sürülür onlara gösterdik. 6 yaşında çocuğa gösterir gibi gösterdik. Dil kalıplarını insanlar düzelttiler. Dil büyülerinden otomatikman kurtuldular. Ve önündeki engeller kalktığı için çok hızlı bir şekilde arzuladığı huzura, arzuladığı başarıya, yani arzuladığı o bereket var ya, o gönül zenginliğine ulaştılar değerli arkadaşlar. Bunları biz zaten videolarda sürekli anlatıyoruz. Bunları tecrübe etmiş insanlar, yani hedeflerine ulaşmış arkadaşlarımızın YouTube videolarında yaptık. İzleyebilirsiniz, seyredebilirsiniz. Eğer bizim de bu konularda sizlere yardımcı olmamızı istiyorsanız, yani sizin ayak bağlarınızın neler olduğunu,
Yani hangi dil kalıplarıyla siz kendinize engel oluşturduğunuzu, bu zamana kadar hani o dil büyüleri sizi etkileyen, ayak bağı olarak oluşan dil büyülerinin ne olduğunu tam olarak analizle öğrenmek istiyorsanız, o zaman bizimle iletişime girebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için yapmanız gereken tek şey var. Videonun altındaki linke tıklayacaksınız. Formu dolduracaksınız. Bir ön analiz. Bu formu doldurduktan sonra bizim arkadaşlarımız size ulaşacaklar ve bir ön görüşme yapacağız. Bu ön görüşmede senin ayak bağların nelerdir? Engellerin nelerdir? Hedeflerin nelerdir? Bu hedefe nasıl ulaşırsın? Ayak bağlarından nasıl kurtulursun? Sana adım adım anlatabilirim. Şimdi hemen bizimle iletişime geçebilmek için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kalın.